Ergenlik sivilcesi nedir? Nasıl oluşur? Ergenlik döneminde sivilceler gençleri nasıl etkiler? Tedavi yöntemleri ve sonuçları nasıldır? Tüm bu soruların cevaplarını Avrasya Hospital Medikal kadrosunda yer alan uzman doktor Deniz Yardımcı yanıtladı. Sivilce, vücudumuzdaki yağların, pis yağların yani dışarı vurması gibi bir şey. Yani dışarı yansıması. Sivilce aslında sinir ve stresten kaynaklanan bir cilt rahatsızlığı. Ya sivilce bir sağlıktır aslında. Hani vücutta oluşan bütün enfeksiyonlar dışarı vurduğunda normalde o şey bütün enfeksiyon dışarı vuruyor. Yani sivilce bir sağlıktır aknede. Sivilce yani o da bir mikrobik bir şey diye düşünüyorum. Derinin altında iltihap oluşması. Bugün sizlerle akne yani ergenlik sivilcelerini konuşacağız. Ergenlik sivilceleri tüm insanların hayatı boyunca %80'inin başına gelen bir sivilce türü. Özellikle adolesan döneme geçişte yani ergenlik döneminde gördüğümüz kızlarda 12 ila 14 yaş arasında, erkeklerde de 14 ila 16 yaş arasında başlayan yüzde yangılı püstüller dediğimiz iltihaplı sivilceler, yağ birikimleri dediğimiz siyah kurtçuklar ve beyaz yağ lekeleri şeklinde giden sivilce türüdür. Bu özellikle gençlerin kişiliğinin oluştuğu büyüme döneminde ortaya çıktığı için çok ters bir şekilde psikolojilerini etkilemektedir gençleri. Genelde fiziğe en önem verdikleri yaşları olduğu için çok önemsemekteler ve bu dönemin uzun süreceğini de düşünemedikleri için geçmedikçe psikolojileri bozulmaktadır. Bu yüzden genelde anne babalar çok bu işi önemsemezler. Hani bunlar sivilcedir, geçer diye düşünürler ama gençler bu konuda o şekilde düşünmezler ve bunların bir an önce düzelmesini, ciltlerin pırıl pırıl olmasını isterler. Bu yüzden bu yaştaki sivilcelerin az bile olsa eğer ergeni etkiliyorsa mutlaka hastaneye gidip tedavisinin yapılması gerekir. Ergenlik sivilcelerinin oluşum mekanizması bu yaşlarda artık cilt yağlanmaya başladığı için hormon salınımı nedeniyle cildin yağlanma miktarı arttığı için bu sivilceler oluşmaktadır. Aynı zamanda o dönemde çok fazla tüketilen işte ıvır zıvır tarzı gıdalar, çikolatalar, cipsler, fast food tarzı gıdalar bu oluşumu artmasına neden olurlar. Bir de gençlerimiz çok bu işi bilmedikleri için oradan buradan bir şeyler alıp ciltlerine sürerler. Bunlar da sonucunda bu işin daha iyi değil de daha kötü olmasına sebep olur. Gereksiz yere leke kalmasına neden olur. Bu yüzden mutlaka bu ergenlik sivilceleri döneminde çocuğun yapısına göre yani etkilenme sürecine göre tedavisinin gerçekleşmesi gerekir. Bu açıdan mutlaka bir dermatolog tarafından takibi gerekir. Bu hastalar bizlere geldiği zaman biz hastamızı bu sürecin uzun bir süreç olacağı, kısa sürede tedaviye cevap almasının beklenmemesi gerektiği, tekrar tekrar tedavinin ayarlanması gerektiği konusunda uyarıyoruz. Çünkü gençler çok çabuk sıkılıyorlar ve hemen geçmedi deyip küsüyorlar. Bu konuda bilinçli olmaları gerekir. Doktorların yani zaten buradaki rolü çocukların bilincinin bilinçli hale getirmek. Bu yüzden de hastamıza biz tedavimizi veriyoruz ama bunun sonucunda da hastanın tedavisinin devamında takiplerinin yapılması çok önemli. Takip sürecinde de eğer cevap almazsak verdiğimiz tedaviye tekrar tedavinin ayarlanacağını söylüyoruz. Burada da tedavide sürme ilaçlar ve ağızdan tedaviler kullanıyoruz. Sürme ilaçlarda yağ azaltan ilaçlar. Bunlar losyon oluyor, krem oluyor, temizleyiciler oluyor. Cildin temizliği çok önemli çünkü. Eğer onlarla toparlamayacak olursa ağızdan da tedaviler veriyoruz. Bunlar da antibiyotik ya da bir çeşit A vitamini olan izotretinoin. Bunları da hastanın durumuna göre değerlendirerek başlıyoruz.